Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 senelik üniversite hayatım boyunca beni en çok zorlayan, en çok yoran anlardan bahsedeceğim. Hazır tercih sonuçları da açıklanmadan önce bu tarz bir videonun hem fiziksel hem de duygusal yorgunluğa üniversite başlamadan hazır olmanız açısından faydalı olacağını umuyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi üniversite ve lise birbirinden farklı ortamlar. Dolayısıyla üniversiteye geçtikten sonra lise ortamına alışmış bir insanın herhangi bir bocalama yaşamamasına ben çok ihtimal vermiyorum. Çünkü şimdi lisede devamlı aynı insanlarla beraber aynı sınıftasınız. Hani bir sınıf karılması dahi olsa aynı kat içerisinde işte 11. sınıflar, 12. sınıflar, 10. sınıflar, 9. sınıflar hepiniz aynı yerdesiniz ve herkes eninde sonunda birbirini yüz yüze biraz olsun tanıyor. Fakat üniversiteye gittiğinizde farklı farklı bölümlerden, farklı farklı alanlardan birçok insanla bir aradasınız ve kendi bölümünüzden insanlarla bile devamlı aynı dersleri almıyorsunuz aslında. Evet, bölüm dersleriniz ortak ve hani aynı amfilerde ders alıyorsunuz. Fakat hani kitle dersleri olsun, çeşitli aldığınız seçmeli dersler olsun, laboratuvar derslerinde hani bölünmeler oluyor, kişi sayısını dengelemek için o dersler olsun. Genel olarak hep aynı insanlarla bir arada değilsiniz. Dolayısıyla bir ortam yabancılığı, bir hani garipseme, hani kendimi nereye ait hissetmeliyim sorusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bir zorlandığım bir alandı benim özellikle başladığım zaman. Kendi lisemden mezun olmuş birkaç kişi aynı şekilde benimle beraber Boğaziçi'ndeydi. Dolayısıyla hepimiz sanki koloniymişiz gibi bir arada takılıyorduk alışana kadar. Özellikle hazırlık sürecinde hani gerçekten Cağaloğullar toplansın hep beraber oturalım şeklinde bir anlayışımız vardı. Çünkü insan o aidiyet duygusunu gerçekten özlüyor. Benim lise hayatıyla ilgili en çok özlediğim şey o. Yani sabah gittiğimde kimleri göreceğim belli, işte neler yapacağım belli, o insanlarla neler yapacağım belli. Bunu, bu hani alışılmışlığı, bu bilindikliği özlediğimi itiraf etmeliyim ve beni en başta biraz zorlamıştı yani. Özellikle hazırlık bittikten sonra artık herkes kendi bölüm derslerini almaya başladığında üniversitede benim hani bocalamama ve yalpalamama sebep olan nadir şeylerden bir tanesiydi. Onun dışında hani Boğaziçi için değil, sadece birçok üniversite için söyleyebilirim. Üniversitedeki rekabet ortamı da lisedeki rekabet ortamından biraz farklı oluyor. Beni en çok zorlayan şeylerden biri de bu oldu. Çünkü şimdi ben, hepimiz lisedeki arkadaşlarımızla, en azından biz o şekildeydi, birlikte çalışmaya, işte çözemediğimiz soruları yapmaya, daha sonrasında birbirimize anlatmaya, bu tarz bir ortama alışız. Fakat üniversitede bu tarz bir ortamı bulmak biraz uzun sürüyor. Çünkü insanlarla yeni ilişkiler kurmanız gerekiyor. Daha sonrasında bunu bir güven çerçevesine oturtmanız gerekiyor ve artık herkes büyük. Yani anlaşmazlık çıktığı zaman daha böyle tartışma ortamı dönüyor. Daha böyle birbirinizi tanımak için farklı şeyler yapmanız, farklı zamanlar geçirmeniz gerekiyor diğer insanlarla. Dolayısıyla o güven ortamının oluşması ve birlikte çalışmaya başlamak da kısa bir süreç değil. Dolayısıyla hani ne yapsam, ne etsem, insanlar birbirine biraz kuşkuyla bakıyor. Herkes kendini öne çıkarmak istiyor haliyle ve hani bu bir rekabet ortamı oluşturuyor açıkçası ve bu rekabet ortamı en başta benim için oldukça stresliydi. Çünkü şimdi herhangi birinden 5 puan aşağıda alıyorsunuz, 10 puan yukarıda alıyorsunuz, sonra 20 puan aşağıda alıyorsunuz ve bunlar bile sizi bir yerden sonra etkilemeye başlıyor. Daha sonrasında ilk ortalamalar belirlendikten sonra kendinizi bir yere koymaya çalışıyorsunuz. Bir de şimdi sonuçta kazandınız, üniversiteye geldiniz, belirli bir başarı elde ettiniz. Kendinizi de başarılı görmeye devam ediyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz. Ama hani o şekilde ilerlemeyince bu sefer daha büyük bir stres oluyor ve bu rekabet sebebiyle hani ben kendim böyle içimin, ay hani ne yapmalıyım diye şiştiğini çok iyi hatırlıyorum birinci sınıftayken. O yüzden buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Çünkü hani şeyi bilmek lazım. Bunlar herkes yaşıyor. Yani sadece siz gittiğinizde ya da tabii ki ilk gittiğim zaman bana sadece ben yaşıyormuşum gibi geliyordu ama asla öyle değil. Yani insanlarla konuştuktan sonra, daha sonra hani sohbet ettikten sonra bu tarz konularda herkes aynı şeyleri yaşıyor. Herkes kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Herkes hani kariyer yolunu doğru bir şekilde çizmeye çalışıyor ki doğru devam edebilsin her şey. Dolayısıyla bu stresi herkes
herkes yaşıyor rekabete bağlı olanı. Bunu bilmek önemli bence çözmek açısından. Aynı şekilde hani liseden sonra girdiğiniz ortama da bir süre sonra alışıyorsunuz ve kendi arkadaş grubunuz olduktan sonra, tanışıklığınız olduktan sonra diğer insanlarla aynı olmasa bile benzer bir havayı yakalama şansınız oluyor ve daha sonrasında bir rahatlama oluyor tabii ki insanda kendini oraya ait hissettikten sonra. Bir başka hani en çok zorlandığım şey şuydu. Şimdi biz lise boyunca çoktan seçmeli sorulara hazırlanarak devam ettik çalışmalarımıza ve dersler sırasında da hangi konulara çalışacağımız, bu konularda neler çıkabileceği hep netti. Yani ne kadar çok çalışırsak o kadar çok konu bitirdik. Bitirdiğimiz konuları oturtmak için o kadar soru çözdük. Daha sonrasında da onların üzerine onları pekiştirerek devam ettik. Elimizde test kitapları vardı, örnek sorular vardı. Fakat üniversiteye geçtiğimizde bunların hiçbiri yok. Yani önünüzde hocanın kullandığı kitap var. Böyle uzun uzun her şeyi anlatıyor. Hem fizik hem kimya hem de bölüm dersleri için geçerli. Örnek sorular dediğiniz şey böyle bir sayfa ve asla çoktan seçmeli değil tabii ki. Hani şu şu şunun açıklamasını yapınız. Bu nereden gelmektedir gibi. Düz işte normal bizim hani yazılı sınavlarda karşımıza çıkan yorum sorularından bahsediyoruz. Ve örnek olmuyor bunlar aslında. Sadece konseptsel olarak bir şeyleri öğrenip öğrenmediğinizi test etmiş oluyorsunuz sınava girmeden önce. Dolayısıyla hani neye çalışacağınız, ne yapmanız gerektiği, nasıl çalışmanız gerektiği bir muallakta kalıyor ilk başladığınız zaman. Ve kendi çalışma sisteminize oturana kadar böyle bir dalgalanma, yani neyi nasıl yapsam, nasıl etsem sorularının kafanızda uçuştuğunu hissedebilirsiniz başladığınız zaman. Çünkü gerçekten önünüze koyan kitap çok kalın. Yani böyle böyle kitaplar. Ve daha sonrasında hocanın size hazırladığı slaytlar var ama slaytlar yüzeysel. Derse gidiyorsunuz, not alıyorsunuz, ne yapacağınızı çıkarmaya çalışıyorsunuz ama neler önemlidir onu da takip etmek biraz zorlaşıyor. Çünkü hani sabit bir şekilde madde madde işte budur, budur, budur diye yazmak yerine gerçekten anlatırken sohbet havasında önemli şeyleri de dinliyorsunuz ve hani her şeyi not almaya çalışırken bu sefer gerçekten önemli şeyleri de kaçırma şansınız oluyor. Dolayısıyla ilk başta doğru çalışma sistemini ve doğru not alma şekillerini oturtmak oldukça önemli. Bu konuyla ilgili de bir video hazırlamak istiyorum aslında. Çünkü ben hani neyi nereden çıkarsam ne yapsam bayağı problem yaşadığımı hatırlıyorum. Faydalı olabileceğine inanıyorum bu tarz bir videonun. En azından ben böyle bir şey görmüş olsaydım benim için faydalı olurdu diye inanıyorum. Dolayısıyla hani bunun da stresine girmek çok doğru değil bence. Çözüm yolları aramak ve hızlıca bir çözüm bulmak daha önemli. Buna ki hemencecik yürütebilin ve sistemin içerisine dahil olabilin. Çünkü bu sistemin içerisinde hazırlıkta okuyacaksanız eğer 5 sene geçireceksiniz. Ne kadar çabuk içinde olursanız o kadar iyi. Onun dışında hani ders çalışma sistemini oturttuktan sonra hani benim için bir başka problem hani daha önce de söylemiştim. Her ne kadar İngilizce hazırlık okusam da bir anda daha önce Türkçe gördüğüm her şeyin İngilizce bir şekilde bana veriliyor olması biraz şaşırtıcıydı benim için açıkçası. Yani ona da alışmam böyle birkaç ay sürdü. İşte dersler sırasında sorularımızı İngilizce soruyor olmamız, aynı şekilde kitapların tamamıyla İngilizce olması, bize hazırlanan slaytların tamamıyla İngilizce olması, hani bölümle ilgili terimsel şeyleri ezberleyene kadar biraz sıkıntılıydı benim için ve çalışırken şey yaptığımı hatırlıyorum ben. Yani evet bu kelime budur, bu da yeni bir kelime diye çalıştığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla bir süre kelime ezberi sebebiyle de yoğun bir çalışma temponuz oluyor. Yani en azından benim öyle olmuştu. Dolayısıyla hani derslere eğer hani İngilizce bir bölüm okuyacaksınız, tamamen İngilizce bir bölüm okuyacaksınız, buna da hazırlıklı olmakta fayda var ve bu asla bir sorun değil. Yani çünkü hazırlıkta size temel bir İngilizce öğretiliyor. Kullanabileceğiniz, hani oraya gittiğinizde aktif olarak dinleyebileceğiniz bir İngilizce öğretiliyor ama terimsel İngilizce öğrenmek, akademik İngilizce öğrenmek başka bir alan. Dolayısıyla bunu ancak bölümün içine girdiğinizde aynen bu şekilde hani çalışırken daha sonrasında derste not aldığınız kelimelerle öğrenebilirsiniz. Bu konuda hani şey olmak önemli. Yani istekli olmak ve hani pes etmemek, ay ben bunu bilmiyorum ne yapacağım haline düşmemek önemli. Çünkü ben bir süre yaşadım onu yani işte ama ben anlamıyorum bazı şeyleri moduna girdiğimi hatırlıyorum. Hiç gerek yok. Yani eninde sonunda her şey çözülüyor. Eninde sonunda bütün kelimeler tanıdık hale geliyor. Tamamen çıkaramadığımız kelimeler bile tanıdık haline geliyor. Ve
asla problem olmuyor. O yüzden sakin olmakta fayda var bu tarz şeylerde. Tabii hani ben şeyden hiç hoşlanmam. Sakin ol denmesinden bana hiç hoşlanmam. Ama hani benim söylemek istediğim şey kendinizi sakinleştirmeye çalışın. Bir, sizden başka herkes aynı şekilde bu tarz şeyleri yaşıyor. İki, gerçekten zaman içerisinde birinci sene bittiği zaman bu tarz bir problemi mutlaka atlatmış olacaksınız. Hiçbir problem kalmayacak. Yani bunun garantisini verebiliyorum. O yüzden sakin olabilirsiniz diyorum. Yani onun dışında benim yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi de akademik düzeyde ileri seviye fizik ve matematik görmekti. Yani matematik yine bir nebze halledilir vaziyetteydi ama fizikle ilgili çok ciddi problemlerim oldu. Hepimizin oldu. Yani biz Boğaziçi'nde hani bunu daha önce de söyledim 4 dönem fizik almamız gerekiyor. Ve aldığımız fizik derslerini kitle dersi olarak yani ortak olarak alıyoruz. Mühendislikle, eğitim fakültesiyle, bilim dallarıyla, fen edebiyatla hepimiz aynı fizik dersini alıyoruz. Ve hani hepimiz aynı şeyi öğrenmek zorunda değiliz aslında. Yani evet ileri düzey bir fizik verilecek bize. Sonuçta bir bilim dalı okuyoruz ama hepimiz benzer şeyler. Yani mühendislerle aynı fiziği almamız gerekmiyor aslında bizim. Beni en çok zorlayan şey olmuştu. Yani işte ispatlar yapıyoruz, derste anlatılan şeyler var. Bir yandan anlatılan şeyler İngilizce. Hani bildiğim, hatırladığım şeyler var liseden. Hatırlamadığım, daha önce ilk defa gördüğüm şeyler var. Benim için çok yalpalayıcı bir süreç olmuştu ve hani çok yüksek notlarda almadığımı itiraf etmem lazım. Ortalamamı çok sallamıştı fizik. Yani en azından matematik yine bir nebze integral türevden başladığı için hani ilk sınavlar biraz daha kolay oluyor. Daha hani hatırladığınız şeyler oluyor ama fizik için gerçekten hani böyle şuramın ağrıdığını çalışırken hissetmiştim. O bile geçiyor yani. Eninde sonunda ben artık dördüncü fiziğimi alacağım bu dönem bitecek diye umuyorum. Ama yani her fizik alışımda aynı strese girdim mi? Girdim. Ama bir yerden sonra şeyi anlıyorsunuz yani çok yüksek notlar almasanız bile çalışırken daha net anladığınızı, daha kolay öğrendiğinizi anlıyorsunuz yani bir şekilde. Dolayısıyla hani o bile geçiyor ama yani kolay bir süreç olmadığını söylemeliyim. Yani fizik ve matematik çalışmak kolay değil pek üniversite süresince. Ama yani hallediliyor. Eninde sonunda bölüm dersleri ağırlaşmaya daha çok artmaya başladığında daha keyifli bir hale geliyor. Eninde sonunda hallolacak yani. Onun dışında benim yaşadığım bir başka problem de hazırlıktan bölüm sürecine geçmekti aslında. O konudan bahsetmedim. Çünkü şimdi 12. sınıf boyunca tempolu çalışmaya alışıyorsunuz. Her şeyi çalışıyorsunuz. Devamlı bir yoğunluk var. Devamlı bir stres var. Bu temponun içerisine girdikten sonra çalışmaya devam etmek aslında üniversiteye direkt geçerseniz biraz daha iyi. Yani ben İngilizce çalıştığım sene içerisinde gerçekten planlı, disiplinli çalışıyordum. Yani onu aksatmadan aynı programlı bir şekilde. Fakat birinci sınıfa geçtikten sonra hani hazırlık geçip birinci sınıfa geçtikten sonra uzun bir süredir fizik, kimya, biyoloji, matematik görmemiş oluyorsunuz. Herhangi bir bölüm dersi görüp herhangi bir vizeye, finale ya da hani herhangi bir normal sınava girmemiş oluyorsunuz ve büyük bir boşluk. Yani aslında hazırlığa baktığınız zaman hani işte sosyal kulüplerle ilgileniyorsunuz, başka hobilerinizle ilgileniyorsunuz, kendinizi tanımaya çalışıyorsunuz, üniversiteyi tanımaya çalışıyorsunuz. Bir büyük bir boşluk yani. Ondan tekrardan üniversite derslerine, ciddi derslere geçmek de benim için biraz problem olmuştu. Ve o sistemi oturtmak da hani zaten nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Hani onu öğrenmem lazım. Bir de hani sistemli bir şekilde çalışmaya kendimi motive etmek konusunda da sorun yaşamıştım. Dolayısıyla hazırlık asla zararlı demiyorum ama hazırlıktan sonra bu tarz bir rehavete kapılmamak önemli bence. Yani hazırlık sırasında da çalışma prensibinizi doğru oturtmak. Tabii ki bir sürü başka şeyle ilgileneceksiniz. Sonuçta 12. sınıf bitmiş bir şekilde kendinizi deşarj edeceksiniz ama o tempoyu da korumak önemli bence. Onun dışında beni en çok zorlayan şeylerden bir başkası da geçen dönem Erasmus'tan geldikten sonra yaşadığım süreçti. Çünkü şimdi Almanya'daki eğitim sistemi farklı. Yani buradakine göre farklı bir ders işleyişi var, farklı sınav yöntemleri var, daha çok sözlü, sohbet halinde sınavların yoğun olduğu bir sistem var. En azından benim aldığım dersler o şekildeydi ya da laboratuvar dersleri aldığım için zaten daha az sınavım vardı. Buraya geldikten sonra
Oradaki çalışma prensibini 6 ayda gerçekten benimsediğimi fark ettim. Hem çalışma hem sınav prensibini ve buraya geldiğim zaman gerçekten hani büyük bir sallanma, hani büyük bir odaklanamama, dersleri böyle hani nereden tutsam, nereden devam etsem. Bir de ben bir ay geç geldim çünkü Almanya'da dönem Türkiye'ye göre biraz daha geç başlayıp yaklaşık bir ay kadar, bir ay kadar da geç bitiyor. Ve burada ben geldiğimde dönem başlamış, 4 hafta geçmişti. Ben bir de onları toparlamaya çalıştım. İşte kaçırdığım derslerin notlarını çıkarmaya çalıştım. O koca koca dediğim kitaplardan kendim notlar çıkarmaya çalıştım ama derse gitmezseniz ve hocanın istediği şeyi almazsanız gerçekten zor oluyor tamamlaması ve çok büyük yalpaladım. Yani işte not ortalamamı sabit tutmaya çalışıyorum düşmesin diye. Son senem bu sene hani mutlaka hani yüksek kalması lazım. Yüksek lisansa başvuracağım. Onun stresi de böyle gerçekten benim için yorucu bir süreç olmuştu. O yüzden hani bittiği için mutluyum. Erasmus bana çok şey kattı ama geldikten sonraki dönemde de böyle bir 5 yıl yaşlandım. Şimdi gençleşmeye çalışıyorum diyebilirim. O yüzden eğer Erasmus'a gitmek gibi planınız da varsa buna da hazırlıklı olmak önemli yani. Bunu engellemenin bir yolu olduğundan emin değilim. Özellikle Almanya'ya gidip hani geç dönecekseniz engellemenin bir yolu olduğundan emin değilim. Çünkü ben orada da hafif hafif çalışmaya başlamama rağmen burada öyle bir tempo içine girmiştim. Ama hazırlıklı olursanız bence daha rahat olur. Çünkü ben şeye çok inanmıştım. Yani geleceğim burada her şey eskisi gibi olacak. Çok normal olacak her şey. Ya inanmıştım. Hani hazır değildim. Yani bu kadar yoğunluğa, bu kadar şiddetli bir değişikliğe. Bir yandan da hani orada 6 ay geçirmişsiniz, geliyorsunuz burada. Hani tamam evet her şey size tanıdık. Arkadaşlarınız, aileniz burada. Ama bir yandan da her şey yabancı. Yani 6 ay sonra geldiğiniz zaman işte bir sürü şey değişmiş oluyor. İnsanlar değişmiş oluyor. Ortam değişmiş oluyor. Ders programımız değişmişti. Dolayısıyla biraz şey hani o ortama da alışmaya çalışırken sisteme de kendi derslerinize de alışmaya çalışmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama hazır olursanız bence daha kolay atlatılır. Yani eninde sonunda bitti sonuçta. Hani ne kadar çabuk dönersek zararın neresinden dönersek kar. O yüzden hani bir şekilde alışırsanız hallediliyor yani. En baştan beri hallediliyor diyorum birçok şey için ama gerçekten öyle. Yani çok şeylik için söylemiyorum, pozitif olalım diye söylemiyorum. Bir şekilde bitiyor yani. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak üniversite süreci boyunca yaşadığım zorluklar bu şekilde. Zaten bir sürü şey saydım. Ama gözünüz korkmasın. Yani herkes her şeyin zorluğunu yaşıyor üniversite süresince. Dolayısıyla hazır olursak ve hani kendimizi bunun için motive etmeye de hani istekli olursak bence halledilemeyecek bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpücükler.